Sayın Güney Sınırı Belediye Başkanı, Sayın Yalıhüyük Belediye Başkanı, Sayın Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı, hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli misafirler. Güney Sınırı Belediyesi ve Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile düzenlenen ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza akülü araba dağıtım törenine hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanımız Selami Kabak Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın kaymakamlarım, sayın belediye başkanlarım, sayın STK temsilcilerimiz, kıymetli hayırseverlerimiz ve sponsorlarımız, çok kıymetli hemşerilerimiz. Güney Sınır ilçemizde engelli vatandaşlarımıza akülü araç dağıtım törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmama geçmeden önce kendimi sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Ben Selami Kabak, Güney Sınır Mehmet Ali Mahallesi'nden Hollanda'da ikamet eden Güney Sınırlı biriyim. Hollanda'da kurmuş olduğumuz Hollanda Konya Kültür ve Danışma Vakfı ile Mehmet Ali Köyü Yardımlaşma ve Danışma Derneği Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Hollanda Konya Kültür ve Danışma Vakfı olarak temel amacımız ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza araç gereç konusunda her türlü imkanı sağlayarak sosyal hayata kazandırmak. 2012 yılında Hollanda'da kurmuş olduğumuz vakfımız Şebi Arız törenleri, Konya Sevdalılar Günü, Konya pilavı, iftar yemekleri, aşure ve arabaşı programları, bayramlaşma etkinlikleri, genel bilgilendirme toplantıları, Konya Spor'a destek, YTB ile Türkiye'nin dört bir yanında gençlere yönelik düzenlenen kültürel gezi etkinlikleri, Türkiye'den ve Konya'dan gelen kardeşlerimize yardımcı olmak gibi konularda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Hollanda Konya Kültür ve Danışma Vakfı olarak altıncısı düzenlemiş olduğumuz organizasyonla bugüne kadar toplam 730 adet engelli akıllı arabayı Konya ilimiz ile birlikte Karaman, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Kayseri gibi değişik illerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Konya Vakfı olarak iki hafta önce Yalıyuk Kaymakamımız Sayın Ertuğrul Bayram ve Yalıyuk Belediye Başkanımız Sayın Hasan Koçer'in destekleriyle Yalıyuklu hemşerilerimize 30 adet, Yozgat ilimizde ise 16 adet engelli araba dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün ise Güney Sınır Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Demir'in destekleriyle Güney Sınır ilçemizde ihtiyaç sahibi engelli hemşerilerimize 30 adet akıllı engelli araba dağıtımı için burada bir araya geldik. Bugün inşallah 30 kardeşimizin daha hayatını kolaylaştıracağız. Hepimiz bir engelli adayıyız. Tekrarlıyorum, hepimiz bir engelli adayıyız. Onun için buradan başta Konya belediyelerimiz olmak üzere iş adamlarımıza, yurt dışındaki kardeşlerimize seslenmek istiyorum. İhtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize daha yaşanılabilir bir hayat için vakfımıza maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz. Bu organizasyonlarda emeği geçen Güney Sınır Kaymakamımız Sayın Tanju Çanakçıoğlu Bey'e, Yalıyuk Kaymakamımız Sayın Ertuğrul Bey'e, Güney Sınır Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Demir Bey'e, Yalıyuk Belediye Başkanımız Sayın Hasan Koçer Bey'e, Konya Vakfı yönetimimize, tedarikçimiz Cross Medical'la, hayırsever vatandaşlarımıza, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güzel hizmetlere adım atabilmek dileğiyle bir başka güzel programda buluşmak üzere hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.
Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanımız Selami Kabak Bey'e konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalar yapmak üzere Yalabüyük Belediye Başkanımız Hasan Koçer'i kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli Güney Sınır Belediye Başkanım, Çumra Belediye Başkan Yardımcım, Güney Sınır AK Parti İlçe Başkanım, Hollanda Konyalılar Vakfı Başkanım, çok değerli Güney Sınırlı hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Selamun aleyküm. Öncelikle Konya, Hollanda Konyalılar Vakfı ve Güney Sınır Belediye'mizin düzenlemiş olduğu programın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli hemşehrilerim, gördüğünüz gibi sosyal devlet anlayışı Türkiye'de Avrupa'dan daha üst seviyededir. Gördük ki pandemi döneminde Avrupa'da yaşlar ölüme itildi. Hastanelerde bakılmadı. Türkiye'de sosyal devlet anlayışını en üst seviyede çıkmıştır. Ben bu vesileyle Hollanda Konyalılar Vakfı Başkanımıza, yönetimine, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler de bu yıl Güney Sınır ve Yalıyık olarak biz de Ahmet Başkanım'la elimizden geleni yaptık. Resmi işlemler konusunda, gümrük konusunda elimizden geleni yaptık. Ve sizlere bu araçların gelmesini sağladık. Ben bu vesileyle tekrar Hollanda Konyalılar Vakfı Başkan ve yönetimine, tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Araçlarınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar. Yalıhöyük Belediye Başkanımız Hasan Koçer'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Güney Sınır Belediye Başkanımız Ahmet Demir'i kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Yalıyük Belediye Başkanı, Çumra Belediye Başkanı Yardımcım, Konya'da Hollandalılar Derneği Başkanım, AK Parti İlçe Başkanım, MHP İlçe Başkanım, çok kıymetli Güney Sınır hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Güney Sınır Belediyesi olarak ev sahibi yaptığımız Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın katkıları ile ihtiyaç olan vatandaşlarımıza engelli ağaç dağıtım törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güney Sınır Belediyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve içinde özellikle gönül belediyeciliği alanında çok hassas davranıyoruz. Bir taraftan altyapı, üst yapı gibi yatırımlar yaparken bir taraftan da insanların gönlüne ve kalbine dokunacak küçük dokunuşlar ihmal etmiyoruz. Engelli bireylerimizin hayatını daha kolay ve konforlu hale getirebilmek için Hollanda'da faaliyet gösteren Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı'na engelli araçların Güney Sınır'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasında temasla bulunarak Güney Sınır Belediyesi olarak gerekli desteği vereceğimizi söyledik. Sağ olsun kendileri de uygun bulunarak 30 adet akül engelli aracı Hollanda'dan Güney Sınır ilçemize geldi. Araçlarımızı ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize buluşturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün 30 adet aracı engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Güle güle kullanın arkadaşlar. Paylaşmak insanlar arasında sevgiyi, muhabbeti, dayanışmayı artıran en güzel vasıflardan biridir. Paylaştıkça sevgimiz, güvenimiz ve desteğimiz artar.
Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, eğer paylaşmayı bilirseniz ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıran çalışmalardan ve desteklerinden dolayı başta Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Kabak Bey'e, tüm yönetim kurulum üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca programımıza katılımlarından ve desteklerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Ailemizde, çevremizde ve toplumumuzda bizlerle olan engelli kardeşlerimize engel olmayalım, yaşamlarını kolaylaştıralım. Unutmayalım ki hepimiz her an potansiyel bir engelli adayız. Güneysınar Belediyesi engelli kardeşlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Akül araç dağıtım programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar diliyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güney Sınırı Belediye Başkanımız Ahmet Demir'e konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli başkanlarım ve kıymetli misafirler, şimdi plaket takdimimiz olacaktır. Plaketlerini almaları için Güney Sınırı Belediye Başkanımız Ahmet Demir'i ve plaket takdimi için Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanımız Selam Kabak Bey'i sahneye davet ediyorum. Plaketlerini almaları için Yalımbük Belediye Başkanımız Hasan Koçer'i sahneye davet ediyorum. Değerli başkanlarım ve kıymetli misafirler, şimdi programımızın en önemli kısmı olan engelli bireylerimizin hayata dair umutlarını yeşertmek adına düzenlenen bu törende engelli bireylerimize araçlarını takdim edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Güle güle kullanın. Duygularınızı alalım inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gördüğünüz için Allah razı olsun. Güle güle kullanın. Allah razı olsun. Dualarınızı yetiştirmeye çalışalım. Aracın sahibi olun. Böyle gidelim. Hayırlı olsun. Duygularını alalım inşallah. Hocam sen şu şeyi tamam mı şakam? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, duygularınızı alabilir miyiz? Tamam. Oturun. Buyur, otur. Otur, otur. Otur, otur. Buyur. Otur. Hayır uğurlu olsun aracınız. Güle güle kullanın inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Sağ ol. Evet, duygularınızı alabilir miyiz? Oturalım isterseniz. Buyurun. İnmeyiz. Oturun abi. Tamam, muhtarakan açın. Allah'ın adını verin bizden. Hayırlı olsun. Dünyamızı alabilir miyiz? İnşallah.
hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizleri gururlandırdınız. Ayrıyeten gençleştirdiniz. Her şeyi için teşekkür ederim. Allah da sizin yar ve yardımcınız. Allah razı olsun. Hayır uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Hayır olsun. Güle güle günler. Tevfan Bey, duygularınız. Hayır olsun. Güle güle kullanın. Evet. En son burada arabanın arkasına geçen bir katı var. Seyit hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Sıra duygularınızı alabilir miyiz? Allah olsun. Başkanım geldi. Peki hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Evet amca duygularınızı alabilir miyiz? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet duygularınızı alabilir miyiz? Hayırlı olsun Mehmet. Hayırlı olsun. Biliriz hayırlı olsun. Dualarınızı eksiltmeyin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Size de duygularınızı alabilir miyim? 70 yaşındaki annemi aldım. Evet. Şu anda çok mutluyum. İnşallah herkese hayırlı olsun. Sizler mutlu ettiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'tan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Duygularınızı alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Duvalarınızı esirtmeyin inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah'ım yardımcı. Hayırlı olsun. Allah'ım razı olsun. Kızım Nazlı'ya aldım. Allah'ım razı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gene tavırsın. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Duygularınızı alabilir miyiz? Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle güzel insanların sayısı çok olmasını biliyorum. Emeği geçen tüm ağzından ziyasına kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Dualarımız sizinle inşallah. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arabanın oradaydı değil mi? Yok. Biz sizin bu kalkamadığı için dönerli olanlar istedi. Olmadı bizim. Olmadı mı? Olmadı. Şimdi bu şeyden istemiştim. Oturağı dönerler. Bakalım burada yardımcı evet. Oluruz. Selam abi zaten yardımcı olacağım söyledi kendisi. Baştaki Ayarladı mi? Baştaki evet. O zaman ondan bizim haberimiz yok. Onun başındaki kişinin değil miydin o? Yok yok. O tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ona siz ona geçin. Ona geçin. Ona geçin. Geçtim sana. Yok. Sizin duygularınızı alalım. Onu bu konuşamıyor. Kendisi işitme engelli. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Bu araba sizin. Oğlum bu araba sizin. Bana ver. Tamam. Selam olsun. Tamam. Çalışanlar hepsine. Başkanım arkaya götürün ki resim alalım. Kuranlar olsun. Ne? Tamam. Ha şunu. Değerli hemşehrilerim, hakikaten günün sonunda bekledik. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bizim sizlerden tek bir isteğim vardı, isteğimiz vardı. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. Yani tüm emeği geçenlere metin Allah razı olsun diyorum. İşe yaramayan bir adam. İşe yaramayan bir adam değil mi? Bayraklarımızı şöyle şey yapalım. Bayraklarımızı da başkanım gel. Değerli başkanlarım, bir konuyu da arz etmek isterim. Şu, hakikaten Muhammed, şunu bir ayırsanız o. Konyalılar baktı. Vakıf şey var ya. Başkanlarım, görevleri çok zor. Mustafa abi. Türkiye'nin her bir köşesine, her ilçesine dağıtım yapıldı. Altın gene program yapıldı, altına da kazanmış. Özellikle İçenlerde Karaman'da bir ilçemize bir araç götürdük. O duyguyu hepimizin yaşamasını istedik. Ben Selam'ın başkanıma da videosunu gösterdim. O kadar sevindi ki yani duygulanmamak mümkün değil. Evde iki tane koyunu vardı. Bir tanesini götürün ne olur dedi. Bunun kıymetini bilelim. Dua edelim.
İnşallah bu programlar daha fazla devam etsin. Ben tekrar Hollanda Konyalılar Vakfı Başkanı yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çünkü emekleri çok teşekkür ederim. Allah razı olsun başkanım. Değerli misafirler, buradan bütün sosyal medyada bizi izleyen hayırseverlerimize iş adamlarımıza gerçekten de bir engellimizi de onları hayata bağlamalarını istiyoruz. Ondan dolayı Konya Vakfımıza ne kadar destek gelirse biz de Türkiye genelinde bütün ihtiyaç sahibi engellilerimizi hayata bağlamak için bu yola çıktık. Bu yolda devam edeceğiz inşallah. Ondan dolayı ne kadar bizlere maddi manevi destek gelirse gördüğünüz üzere bu güzel manzarayı, bu güzel duygusal anları bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Ondan dolayı bütün halkımızın yurt içi ve yurt dışındaki kişilerin desteklerini bekliyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Herkese saygılar, sevgiler, Allah'a emanet olun. Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanlarım ve Sayın Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanım ve kıymetli misafirler, programımız burada nihayete ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Engelli bireylerimize araçlara hayırlı olsun diyoruz. Ve bizlere her türlü desteği veren yurt içinde ve yurt dışından hayırseverlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Değerli arkadaşlar, engel buradan size bir konuyu daha arz etmem. Bu araçların olay ki bozulma veya bir parçası bozulduğunda burada Hasan kardeşimiz var Konya'da, arabaların üzerine kartlarını bıraktık. Ola ki arabalarımızda herhangi bir sıkıntı çıktığında kartların üzerinde Hasan kardeşimizin numarası, adresi var. Oradan gereken ihtiyaçları karşılayabilirsiniz. Kendisi de burada kartlarını da alabilirsiniz yani. Bayraklarda değil mi? Mustafa. Organize. Buyurun. Bilet organize yaptın abi. Kapat. Tamam, aynen.